Biz çocukların belediyesiyiz. Sadece beton yapılar değil, İzmit'in yarınını dokuyoruz. Çocuklarımız için Yeşilova mahallemizde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşrifleriyle Çınar Çocuk Evi'ni açtık. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden Reggio Emilia yaklaşımıyla eğitim verilen Çınar Çocuk Evi kısa bir sürede İzmit'in marka eğitim kurumu olmayı başardı. Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar diyerek Tüysüzler Mahallemizdeki ikinci Çınar Çocuk Evimizde kısa süre sonra açılacak. Yıl sonuna doğruysa Tepeköy ve Erenler mahallelerinde 3. ve 4. Çınar Çocuk Evlerimizin temellerini atacağız. Çocuklarımız doğadan uzak kalmasın, toprağı tanıyarak büyüsün diyerek Doğa Eğitim Kampüsü ve Orman Okulu'nu açtık. Sadece çocuklarımıza doğayı öğretmiyor, öğretmenlere de verdiğimiz doğa eğitimleriyle okullarında öğrencilerine doğayı daha iyi öğretmelerine vesile oluyoruz. İzmit'te çocuklar artık İzmit'in taşını, toprağını öğrenerek büyüyor ve geleceğe daha umutlu bakıyor. Okulların taleplerini de dikkate alarak ihtiyaçları doğrultusunda okullarda kendi mimarlarımızın hazırladığı birbirinden renkli ve işlevsel müzik sınıfları kazandırıyoruz. Çocukların sosyalleşmesi ve kendilerini geliştirmeleri için akıl ve zeka oyunları atölyeleri kurduk. İçlerindeki sanatçı kimlikleri ortaya çıkarmak için Çocuk Sinema Okulu'nu faaliyete geçirdik. Oluşturduğumuz çocuk korolarıyla artık evlatlarımızın şen sesleriyle etkinliklerimizi gerçekleştirmeye başladık. Yeni doğum yapmış annelerin doğum masraflarını azaltmak için başlattığımız Gülümse Bebek projemizle çiçeği burnunda annelerimize puset, bebek bezi, emzik, bebek battaniyesi, ateş ölçer, şampuan, albüm dağıtıyor, annelerle dayanışma gösteriyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini önceliğimiz olarak aldık ve önce Kampüs İzmit'le 568 öğrenciye dijital ortamda LGS, YKS, KPSS B grubu dersleri kapsayan ücretsiz eğitimleri verdik. Sonra fırsat eşitliği hayalimiz büyüdü. 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle lise mezunu öğrencilere ücretsiz ders veren, profesyonel eğitim veren Çınar Akademi'yi kurduk. Eğitimcilerini sınavla istihdam ettiğimiz liyakatli öğretmenler tarafından eğitimlerin başladığı Çınar Akademi, eğitimde fırsat eşitliğinin İzmit'teki adresi haline geldi. Kentimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim giderlerine destek olmak amacıyla YKS sınav ücretlerini karşıladık. Pandemi döneminde uzaktan eğitimde sıkıntılar yaşayan çocuklarımızın da yanındaydık. İnternete erişimde sıkıntı yaşayan 16 köyümüze ücretsiz internet hizmeti sağladık. İhtiyaç sahibi öğrenciler eğitimden uzak kalmasın diyerek internet paketli tablet ve bilgisayar dağıtımı gerçekleştirdik. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde daha önce pek kullanılmayan, unutulmaya yüz tutan bir alanı, şimdi her gün yüzlerce genci ağırlayan Çetin Emeç Kütüphanesi'ne dönüştürdük. Binlerce kaynağa kütüphanemizin veri tabanı üzerinden ulaşabilmesini sağladık. Çetin Emeç Kütüphanemiz o kadar çok ilgi gördü ki, kapısında o kadar sıra oluştu ki yeni bir alan için kolları sıvadık. Belse Plaza'da da ikinci bir kütüphane için hazırlıklarımız tamamlandı. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi gençler için yaşam alanı olacak, 1000 metrekarelik alanıyla kafeteryası, sosyal medya stüdyosu ve çok amaçlı salonuyla çok yakında gençlerin uğrak noktası haline gelecek. Gülümseyin.